Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kıymetli kamu yöneticileri, saygıdeğer konuklar, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Her şehir kendi içinde yaşayan toplumun ruhunu yansıtmakla birlikte üretimin, büyümenin, yeniliğin ve bilginin de merkezi konumundadır. Dolayısıyla şehirleşme ve ekonomik kalkınma birbirini tamamlayan, birbiriyle doğrudan etkileşimli süreçlerdir. Buradan hareketle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman vatandaşlarımızın refahını daha da yükseltmenin gayretinde olduk. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten adalete varıncaya dek uyguladığımız tüm politikalar bu amaca odaklandı. Şehirleşme de her zaman öncelikli alanlarımızdan bir tanesi oldu. İnsanı merkeze alan, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler oluşturmaya gayret ettik. Tabii bu noktaya kolay gelmedik. Ülkemizin şehircilik tarihinde 50'li yıllardan başlayan kırdan kente göç dalgası bir kırılma noktasıydı. Belediyeler yeni sorunları ve sosyolojik değişimleri beraberinde getiren bu göç hareketi karşısında maalesef yetersiz kaldılar. İşte o dönemin en çarpıcı örneklerinden biri olan İstanbul'u şöyle bir hatırlayalım. Gecekondulaşmanın yanında çöp dağları, çukur, çamur, susuzluk, hava kirliliği ve daha birçok problem İstanbul'da vatandaşlarımızın yıllarca en büyük derdiydi. Sayın Cumhurbaşkanım, zatıaliniz 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde İstanbul'un nüfusu 8 milyona, gecekondu sayısı 640 binlere dayanmıştı. Etkisini en fazla İstanbul'da hissettiren ama aslında tüm şehirlerin sorunu olan bu konulara siz çok ciddi bir şekilde yaklaştınız. Milletimizin insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması önceliğimizdir dediniz. Belki birileri sizin 5 yıllık görev sürenizi tamamlamanıza müsaade etmedi ama vatandaşlarımızı suyu, havası, sokakları tertemiz bir İstanbul'a buluşturmanızı engelleyemediler. Ben o dönemlerde henüz 17-18 yaşlarında bir gençtim. Yedikule'deki evimizde ne çileler çektiğimizi hiç unutmuyorum. Ama en çok da İstanbul'a her zaman bir çivi çakmaya kalktığınızda, şehre faydalı bir iş yapmaya kalktığınızda karşınıza çıkanların olduğunu hatırlıyorum. Aynı zihniyet maalesef Türkiye'ye hizmet döneminizde de hep karşınıza çıktı. Köprüler, havalimanları, tüneller için kolları sıvadığınızda onlar da yaptırmayız dediler. Siz hiçbirine aldırış etmeden milletimizin sesine kulak verdiniz. O yaptırmayız diyenlerin çoğu bugün siyaset sahnesinden silindi ama yaptırmayız dedikleri tüm projeler hamdolsun milletimizin şu anda hizmetinde. İşte bugün dahi aynı zihniyetin yaşadığına üzülerek tanıklık ediyoruz. İnsanlarımızı, şehirlerimizi tehlikeye atan asırlık sorunlara karşı ortaya konulan projelere de yaptırmayız diyenler çıkıyor. Yatırıma ve hizmete düşman bu anlayışın ülkemizin ve şehirlerimizin ihtiyaçlarını ötelemesine elbette müsaade edemeyiz. Çünkü belediyecilik, şehircilik bir vizyon meselesidir. Millete hizmet etmek bugünü değil
10 yılı, 20 yılı hatta 50 yıl sonrasını düşünmeyi gerektirir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hizmet anlayışı AK Parti iktidarıyla tüm Türkiye'de şehircilik atılımlarına dönüştü. İşte bu vizyon sayesinde biz akıllı belediyeciliği konuşabiliyoruz. Muasır medeniyetler seviyesini geçme hedefindeki Türkiye'ye yakışan da işte bu vizyondur. Bu noktada biz bakanlık olarak imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesini teşvik ediyoruz. İşte akıllı şehirlere de bu yüzden biz özel bir önem veriyoruz. Akıllı şehircilik, enerji yönetimi, sıfır atık, perakende ticaret, ulaştırma, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi pek çok alanda yenilikçi çözümler sunuyor. Son yapılan analizlere göre akıllı şehir çözümleri önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık yeni bir ekonomi oluşturacak. Dolayısıyla nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka, otonom araçlar ve enerji depolama gibi alt teknolojilerde topyekün bir entegrasyonun sağlanması gerekiyor. Bu noktada farklı alanlardan akan verinin işlenmesi, gerçek zamanlı şekilde şehrin dijital ağına yansıtılması, küçükten büyüğe çok sayıda cihazın birbiriyle konuşması şart. Şehirlerimizin akıllı bir geleceğe sahip olması için Ar-Ge ve inovasyonla da buluşması gerekiyor. Bu manada Türkiye'nin otomobilinin de akıllı şehir vizyonumuzun tamamlayıcısı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu girişimi sadece bir otomobil projesi olmasının ötesinde taşıyan, elbette beraberinde getirdiği mobilite ekosistemidir. Artık otomobiller 5G teknolojisinin çığır açıcı etkisiyle hem tüm yaşam alanlarıyla hem de etrafındaki nesnelerle bağlantılı ve etkileşimli olacak. Şehirler akıllandıkça mobilite daha hızlı akıllanacak. Mobilite akıllandıkça şehirleri de dönüşüme zorlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalarımıza hız kazandırdık. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz ülkemizdeki akıllı şehirler ekosisteminin sağlıklı, kapsamlı, sürdürülebilir bir biçimde oluşturulmasını hedefliyor. Bu hedefe giden yolla milli teknoloji hamlesi elbette bize yol gösterecek. Yani tüm süreç boyunca milli teknolojileri ve milli çözümleri teşvik edecek, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Akıllı şehir çözümlerinin vatandaşlarımızın aktif katılımıyla merkezi ve yerel kurumlarımızın işbirliğinde topyekün bir gayretle yapılmasına da özen gösteriyoruz. Bu kapsamda oldukça somut bir de projemiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler Belediyesi ile birlikte çalışıyoruz. Belki bakanımız da konuşmasında değinecektir. Esenler'de 8 milyon metrekarelik bir alanda akıllı şehir uygulamalarının hem yaşandığı hem de kent sakinleriyle birlikte geliştirildiği bir yaşam alanını beraber inşa edeceğiz. Kavşaklar, aydınlatmalar, sulama sistemleri ve atık yönetimi gibi uygulamalar akıllı sistemler üzerinden çalışacak. Altyapı ve üst yapı sistemlerini sensörlerle donatacağız. Az önce bahsettiğim 20 trilyon dolarlık pazarda kritik oyunculardan biri olmayı da kendimize hedef seçtik. Şu anda bu teknolojileri geliştirmede her ülke aslında aynı fırsatlara sahip. Dolayısıyla bizim için, ülkemiz için önümüzde çok büyük bir atılım şansı var. Esenler'de kuracağımız bilişim ve yazılım teknolojilerine odaklanan teknoşehirle akıllı mobilite alanında küresel pazarı hedefleyen girişimciler çıkaracağız. Emin olun Türkiye bunu başarabilecek her türlü altyapıya da sahip. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadelerinizle huzurunuzda bir hususu vurgulamak ve belediye başkanlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Son 17 yılda savunma sanayinde büyük bir başarı hikayesi yazdık. Bu başarıyı mümkün kılan en temel unsur zat-ı alinizin
yerlilik ve millilik konusundaki güçlü iradesi oldu. Bizi diğer ülkelerin pazarı olmaktan kurtardınız. Savunma teknolojilerinde milli ürünlerimizi geliştirdik. Yerlilik oranını %20'lerden %68'lere yükseltmeyi başardık. Şimdi bu başarımızı diğer teknoloji alanlarında da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu manada kamu yatırımlarının ve kamu alımlarının oluşturacağı ölçek sayesinde aslında pek çok alanda yerlileşmeyi ve millileşmeyi başarabiliriz. Belediyelerimize diyoruz ki, mevzuatta açıkça yazılan yerli malına ilişkin %15 fiyat avantajını teknoloji seviyesi yüksek ürünlerde lütfen etkin bir şekilde uygulayın. Yatırımları uzun vadeli planlama ve yerli ürünlerle hayata geçirme konusunda bakanlığımızla sanayi işbirliği projelerinde beraber çalışabilir, teknik danışmanlığımızdan en üst seviyede yararlanabilirsiniz. Hazırlanan ihale şartnamelerinde yerli malını dışlayan uygulamalara asla müsaade etmeyin. Yaptığınız yatırımların aciliyeti olabilir, ancak bu durum sizi yerli malı temininden asla uzaklaştırmamalı. Topyekün kalkınma için yerliliği ve milliliği olmazsa olmaz bir ilke olarak hep beraber kabul etmeliyiz. Bu iradeyi ortaya koyabilirsek savunmadaki başarımızı da pek çok alanda hayata geçirmemizin önünde hiçbir engel kalmayacak. Sözlerimi noktalarken bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı olan bütün paydaşlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyor. Bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.